Arkadaşlar, Denizin El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir patik yapacağım. İpim alize ekstra yünlü ip, şişim 3 numara. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu da yaptığım patik çok kolay. Haroşa modeli yine. 50 tane ilmek atarak işlemime başlıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 50'ye tamamlayacağım. Şişimin birini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, 50 tane ilmek attım. Şimdi haroşa tekniği ile patiğime başlıyorum. Önden atıyorum. Bana göre ön oluyor şu an. Yani aslında ters, bu yüzü yüz. Şimdi tersten, sürekli böyle tersten atarak sıramın sonuna geleceğim. Haroşada iki sıra ördüğüm zaman tek diş sayılıyor. Bir sıra oluyor. Bu şekilde 50 tane ilmek attım. Devam ediyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Sona gelince bu son ilmeğimi, ipimi bu tarafa alıp düzden atıyorum. Son ilmeğim bu şekilde. Tekrar dönüyorum. Bu birinci ilmeğimi örmüyorum ve tekrar böyle tersten atarak devam ediyorum arkadaşlar. Sürekli aynı yönde atıyorum. Şimdi bu sırayı gittiğim zaman tek sıra sayılıyor. Biz buna U şeklinde patikte diyebiliyoruz. Tekrar sona geldim. Bu ilmeğimi attım, ipimi geriye attım ve bunu düz olarak örüyorum ve döndüm. Yine birinci ilmeğimi örmüyorum. İkincisiyle bu şekilde devam ediyorum. Yirmi sıra olana kadar herhangi bir artma yapmadan dümdüz devam edelim arkadaşlar. 20 sıra sonra görüşelim.
Evet arkadaşlar, 20 sıramı ördüm, misinalı ipime geçtim. Tam 20 sıra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20. Şimdi 20 tane de 20 sıra ördükten sonra bu düz taraftayken 25 tanesini kesiyorum arkadaşlar. 25 tanesini keserek devam edeceğim. 1 1 örüyorum. Öbürünü 2 3 4 5 6. Bazen de örmeden yapılıyor arkadaşlar. Siz hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Yani 50 tane ise yarısını kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da 25 kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane kaldı. Şimdi bu sıramı yapıp sonuna geliyorum. Örerek devam edeceğim burayı. Dokuz sıra haroş öreceğim arkadaşlar. 9 diş. Sıramın sonuna geldim. Geldiğimde tekrar bunu alıp böyle alıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman kenarlarımız çok düzgün oluyor. Bakın. Evet, şimdi burada 9 diş bu şekilde haroşa ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 9 diş olana kadar devam ediyorum burayı. Bu taraf ters, bu taraf düz.
Evet arkadaşlar, 9 sıra haroşamı ördüm. 9 sıra sonra daha önce burada 25 tane kestiğimiz ilmekleri tekrar çoğaltarak yerine koyacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 ve 25. Evet arkadaşlar. 25 tane şurayı haroşamı tekrar ilmeğimi ekledim. Tekrar 25 20 sıra haroşama devam edeceğim. Bunun aynısını bu yukarıya yapıyorum. Bu artma işlemini yaparken düz taraftan yapacağız. Düz tarafımız burası. İlk sırada biraz zorlanıyoruz ama daha sonra işlem kolay olacak. Bu U şeklindeki patiğimizin tekniği böyle arkadaşlar. Bittikten sonra çok güzel bir patiğimiz olacak. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Fazla böyle eksiltme, artma yok. Bu şekilde sıramın sonuna geleceğim ve 20 sıra 20 diş haroşamı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, U şeklindeki patiğimin sonuna geldim. Şimdi 20 sıra haroşa, diş sıra haroşa burası, 9 sıra burası, 20 sıra da burası. Ve burası 50 ilmek, 25'ini kestik. Burada 25'ini tekrar çoğalttık ve patiğimin sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar, artık patiğimi kesme zamanı geldi. Şöyle iki tane alarak kesiyorum. Bu şekilde kese kese sıramın sonuna geleceğim. Çok kolay arkadaşlar. Patiğimizin modeli U model haroşalı iki şişle yapılan patik modeli.
Böyle keserek sıramın sonuna geleceğim arkadaşlar. Kestim arkadaşlar, bitirdim. Burası patiğimin ön yüzü. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum. Burayı dıştan dikerek geleceğim arkadaşlar. Şu şekilde dıştan dikerek topuk ucuna kadar şöyle yapalım. İkiye katlıyorum. Bu tarafı topuk kısmını dıştan dikerek, bu ayak altında dıştan dikerek şuraya kadar geliyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl diktiğimi göstereceğim. İpimi aldım. İğneme geçirdim. Şuradan bir daha gireyim. Sağlamlaştırmam lazım burayı. Evet, şöyle yan yana koyuyorum. Bir sağdan bir soldan alarak karşılıklı ilmekleri getirerek dikiyorum. Önce gevşek yapıyorum arkadaşlar, göstermek için. Sonra ipimi çektiğimde düzenli bir şekilde olacak. Şu gevşek yaptığım yeri şimdi çekeceğim. Bakın. Diktiğim hiç belli olmadı. Yine aynı şekilde karşılıklı olarak devam ediyorum. Bu şekilde dikerek arkadaşlar sonuna kadar gideceğim. Ters ve düz. Buraya kadar diktikten sonra tekrar görüşelim. Patiğimi dıştan dikerek geldim arkadaşlar. Bakın. Hiç dikişsiz belli oldu. Dışarıdan düz taraftan diktiğim halde hiç belli olmadı. Şimdi patiğimi ters çeviriyorum. Ters çevirip bu parmak ucunu büzeceğim arkadaşlar. Şurada zaten örgümüzde bir iz var. Şu izi takip ederek bir alttan bir üstten alarak gidiyorum. Burada büzme işlemi yapıyorum. Bu patiğim 38 numara ayak için oldu arkadaşlar. Sayılarınızı azaltıp çoğaltırsanız ayağınıza göre ayarlamış olursunuz.
Şimdi bu şekilde büzdüm. İlmekler ters dönmemesi gerekiyor. Sıkı sıkı. U modelindeki patiğim bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi kenarına bir oya yapacağım. Çok sade oldu. Şimdi şöyle bir motif, çiçek motifi yaptım arkadaşlar. Bir de elimde mevcutta bir ipim var. Bununla şu kenarlarını bir kenar oyası yapacağım. Patiğim daha şık görünmesi için arkadan başlayarak gidiyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. 1, 2 tane atlayıp yan tarafa geçiyorum. 1, 2 1, 2, 3, tekrar 3 zincir çekip aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şimdi arada bir zincir çekeceğim. Bu şekilde dönüp geliyorum arkadaşlar. Patiğim bitti arkadaşlar. Böyle güzel bir oya yaptım kenarına. Alt tarafı dikişsiz gibi oldu gördüğünüz gibi. U modeli patiğimin sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi
açık oldu. 38 numara ayak için oldukça ideal. Bu arada arkadaşlar, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek verin bize. Hoşça kalın.